Saddam Hüseyin Irak'ta hükmetmek üzere Allah tarafından atandığını iddia ediyordu. Kuzey Kore efsanelerine göre Kim Jong-il doğduğu sırada gökte bir yıldız parlamış, çift gökkuşağı belirmiş ve kış bahara dönmüştü. Haiti'li diktatör François Duvalier ölümsüz olduğunu ileri sürmüş ve 1963'te gerçekleşen Kennedy suikastini vudu güçleriyle yaptığını söylemişti. Bunlar farklı farklı coğrafyalarda ve zamanlarda ortaya çıkmış diktatörler ya da belgeseldeki adıyla söylemek gerekirse zorbalar. Netflix'te yayınlanan belgesel zorbaların el kitabını özetliyor. Zorba kelimesi sözlükte gücüne güvenerek ve güç kullanarak başkalarının hakkını ele geçiren, halkı baskıyla yöneten kimse anlamına geliyor. Burada yapılan tanımlama aslında diktatörün de tanımı. Zaten sözlükte diktatörler için zorba tanımlaması da yapılıyor. Peki bu adamlar nasıl oluyor da koca koca ulusları adeta kendilerine esir hale getiriyorlar? Olay sadece karizmayla mı ilgili? Eğer böyle düşünüyorsanız Hitler'in 20'li yaşlarındayken meteliksiz, yalnız ve başarısız bir ressam olduğunu bilmiyorsunuz demektir. O öyle karizma bir adam falan değildi. Hatta geçmişte onunla tanışanlar onu pek etkileyici bulmadıklarını bile söylüyorlar. Aslında diktatörlerin yaptığı şey el kitaplarında yazanları adım adım uygulamak. Şimdi bunların ne olduğuna bir bakalım. Kendine inan. Zorbaların megaloman derecesinde bir özgüveni vardır. Özgüven tabii ki bir insan için gereklidir ama burada zorbalardan bahsediyoruz. Onlarınki biraz daha farklı ve fazlasıyla abartılı. Zorba insanlar kendilerini kitlelere sunarken ülkeyi ya da diktatörün çapına göre dünyayı sadece kendilerinin kurtarabileceğini söylerler. En başta verdiğim örneklerde gördüğümüz gibi kitlenin inancına göre, kültürüne göre, dini söylemler ya da efsanevi anlatımlara giderler. Mesela Saddam Allah tarafından atandığını söylüyordu çünkü Müslüman bir kitleye hitap ediyordu. Ama Kuzey Kore'ye geçtiğimiz zaman diktatörün söylemleri bu kez dini bir zemin yerine efsanevi olaylara, efsanelere dayandırılıyor. İşte tüm bunlar, tüm bu söylemler önce kendisine ve söylemlerine inanan sonra da halkı bunlara inandıran zorbaların el kitaplarının olmazsa olmaz maddelerinden birisiyle alakalı. Zorba en başta kendisine güvenir, kendisine inanır. Sonra da bunu halka yansıtır. Ama burada şöyle bir sorun var. Ben seçilmiş kişiyim, beni ilahi güçler görevlendirdi. Ülkeyi hatta ne ülkesi, dünyayı sadece ben kurtarabilirim gibi söylemlerle ortaya çıkarlarsa eğer geniş kitlelerde birdenbire kabul göremezler. Şunu unutmayın lütfen. Bütün diktatörlerin inanılmaz bir halk desteği vardı. Halk onları bilerek ve isteyerek takip ediyordu. Peki diktatörler bunu nasıl başarıyordu? İşte sizlere diktatörlerin halkın gücünü elde etmek için uyguladıkları yöntem. Bir düşman bul ve öfke kus. Diktatör sonuç olarak halka, halk kitlelerine bir mesajla gitmek zorunda. Onlara en başlarda, lütfen dikkat buna, en başlarda yani gücü elde etmeden önce, iktidarı elde etmeden önce halka zorbalıkla hükmedemezler. Bu insan doğasına aykırı. Diktatörler yeterince güçlü olana kadar, bu gücü elde ettiklerini düşünene kadar halkla çatışmamaya özen gösterir. Onlar henüz yolun başındayken yani sınırsız güce ulaşırken insanların öfkesini kullanıyorlar. İnsanlar yani halk ekonomi kötü giderken ya da ülke savaşa girmişse örneğin bu sırada içten içe öfke duyarlar. Tüm bunların, tüm bu yaşananların bir sorumlusu olmalı diye düşünürler. Libya'nın müstakbel lideri Kaddafi gençliğinden itibaren batıya kin kusuyordu ve onların desteklediği sisteme ateş püskürüyordu. Krala darbe yaptığı zaman halk ona kahraman gözüyle bakmıştı. Diktatörler bu noktada halkın öfkesini, bu hıncını Yahudilere, okumuş kesime, mümkünse önceki siyasilere veya görevdeki askerlere, liberal düşüncedeki insanlara, hatta yapabilirlerse göçmenlere yönlendirir. Öfkenin yöneleceği kesim ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. Ama çok önemli olan nokta bir şeytan bulmak ve halkın tüm hıncını, öfkesini onlara yönlendirmek. Tabii ki müşterek sıkıntılar insanları nasıl bir araya getirirse halkı da bir araya getirir. Halk kendi varlığına karşı bir tehdit olduğuna inanır, işte tam burada diktatör kendisini bir kurtarıcı olarak öne çıkarır. Halka, sizin düşmanınız benim de düşmanım, ben onlarla mücadele edeceğim, bana destek verin, size önderlik edeceğim der. Er kitabındaki en kritik maddelerden birisi işte budur. Çünkü halk desteği diktatörün iktidara gelebilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Ama bu kadar mı? Halka bir düşman sundu ve beni destekleyin, ben bu düşmanla savaşayım dedi. Peki sonraki adım nedir? Er kitabındaki sonraki adımlar şunlar. Ben de sizdenim, ben de halk adamıyım.
Diktatörün halk desteğini devam ettirebilmesi için imajına son derece dikkat etmesi gerekiyor. Zorba yönetime geldikten sonra halka hiç durmadan "ben de sizden birisiyim" mesajını vermek zorundadır. Onların arasında yürüyüşler yapmalı, onların arasına katılmalı, dans etmeni eğer yapabiliyorsa, köpek ya da çocuk sevmeni halkın gözünün önünde. Çünkü imaj her şeydir. İtalyan diktatör Mussolini sık sık halka bir kasaba demircisinin oğlu olduğunu hatırlatırdı. Bir başka diktatör olan Idi Amin, iktidarının başlarında kendi sürdüğü araçların içerisinde halkın arasında gezer ve halk etkinliklerinde sırıtarak hem de akordeon çalardı. Kaddafi Bedevi kökenlerini unutmadığını göstermek için, değişmediğini halkı inandırmak için, "ben de sizdenim" diyebilmek için, bunu iddia edebilmek için imaj bağlamında kabile kıyafetlerini giyer ve gezilerinde çadırın içerisinde kalırdı. Diktatörler buna çok önem verir, halkla kendisini bütünleştirir ve "siz bensiniz, ben de sizim" der. "Ben kendimi tamamen size, bu ulusa, bu ulusun geleceğine adadım" der. Aynen Hitler gibi. Er kitabında yer alan ve bir zorba için hayati bir öneme sahip bir başka madde ekip kurmaktır. Hiç kimse tek başına hüküm süremez. Doğru ekip seçimi. Şunu unutmamak gerekiyor ki bir diktatörün en korkulu rüyası, en korktuğu şey gücünü kaybetmektir. Gücünü ve etkisini devam ettirebilmek onun için nefes alıp vermek kadar önemlidir. Bunu yapabilmesi için de arkasını kollayacak insanlara ihtiyaç duyar. Ama diktatör tabii ki her önüne geleni bu ekibe alamaz. Diktatör yakınını alacağı kişilerin sadakatine güvenmek zorundadır. Kaddafi bu desteği kendisine yakın ordu subaylarında bulmuştu. Gücü ele geçirdikten sonraki kadrosu, krala yapılan darbe sırasında ordunun içerisinde yer almış subaylardan oluşuyordu. Stalin kendisini destekleyen insanları sürekli terfi ettirirdi ve bu sayede bir taraftan rakiplerini adım adım yok ederken diğer taraftan da sağlam bir kadro kurmuş oluyordu. Hitler'e bakarsak onun bu konudaki en büyük destekçisi Joseph Goebbels'tı. Goebbels aslında bir Hitler hayranıydı ve zaten bir süre sonra onun propaganda bakanı olmuştu. Kısa süre içerisinde tüm medyayı kontrol altına aldı ve halka ulaşan, onlara giden bilgilerin tamamının sadece kendilerinden çıkmasını sağladı. Propaganda ve yalan söylemek Goebbels'ın işi ve mesleğiydi. Kendisi büyük çaptaki yalanların her zaman bir inandırıcılık gücü olduğuna, geniş kitlelerin küçük yalana kıyasla büyük yalana her zaman daha kolay inandığına inanıyordu. Şu sözler kendisine ait: "Yeterince büyük bir yalan söyler ve sürekli bunu tekrar ederseniz sonunda halk buna inanır. Devlet bütün güçlerini kullanarak aykırı sesleri bastırmalıdır. Çünkü gerçek yalanın ölümcül düşmanıdır ve dolayısıyla gerçek devletin en büyük düşmanıdır." Goebbels 1945'te bir sığınağın içerisinde karısıyla beraber 6 çocuğunla zehirledikten sonra kendisini de zehirlemişti. O Hitler'siz bir dünyada var olamayacağını ve hayatının eğer yaşarsa yargılanmakla geçeceğini biliyordu. Sonuç olarak Netflix'te yayınlanan bu ilginç belgesele göz atmanızı öneriyorum. Ben burada sadece çok küçük bir kısmını özetlemeye çalıştım. Zorbaların Er kitabında bulunan "rakiplerini bastır, korku rejimi kur, gerçekleri manipüle et ve yeni bir toplum oluştur" adındaki maddelerde gerçekten ilginç bilgiler bulunuyor. Bu arada diktatörleri veya zorbaları sadece ülkelerin başına bir şekilde geçtikten sonra halkı ezmeye başlayan kişiler olarak görmemek gerekiyor. O kadar büyük bir güce ve imkana ulaşamayan ama çalıştığımız üniversitelerde, iş yerlerinde, okullarda, belki de yakınlarımızda bu kumaşa sahip insanlar bulunabilir. İşte bunlar da kendi çaplarında minik bir diktatörlük kurmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Şahsi gözlemlerime dayanarak bu tarz zorbaların aslında gerçekte birer korkak olduklarını, ellerindeki gücün ardına saklanarak sinsice hareket ettiklerini, kendilerinden daha büyük güçler karşısında hemen secdeye kapandıklarını ve etraflarına aynen kendileri gibi insanları toplama konusunda çok yetenekli olduklarını söyleyebilirim. Zorba insanlar ve türevleri sizden ve yaşamınızdan uzak olsunlar. Kendinize dikkat edin.